Gaziantep'te öğretmenim ve 3 yıldır da bu dairede kiracıydım. Gaziantep'te iddiaya göre kentte yan yana bulunan iki binada aynı şahsa ait dairelerde kirada oturan Yunus Mehmet Çelik ve öğretmen Alper Öztürk %65'in üzerindeki kira zammını kabul etmeyince ev sahibinin düzenlediği sahte senet ile karşı karşıya kaldı. Bu yıl tekrar kiramı yenilemek için ev sahibim Bekir Karakuş'la görüştüm. 8.000 olan kiramı Tüfe üzerinden %65'ten 13.000 TL yapmak istedim. Kentte öğretmenlik yapan Alper Öztürk son dönemde 8.000 TL olan kirasının geçtiğimiz aylarda belirlenen %65 üzerinden belirlenerek 13.000 TL olmasını istedi. Ev sahibi ise karşı çıkarak kirayı 20.000 TL'ye yükseltmek istedi. Ev sahibi Öztürk'ten kirayı kabul etmemesi halinde evi boşaltmasını istedi. Kendisi çok abartılı bir rakam olan 20.000 söyledi. Ben de öyle bir kiranın olmayacağını, bizim memur olarak aldığımız zammın ortada olduğunu söyledim. O da dairemden çık dedi ve bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4.000 liralık seneti 400.000 lira olarak sonuna 0 ekleyerek bizi icraya verdi. Şu an UYAP'ta icra dosyamız görünüyor ve durumundan ibaret. Ben ilk yıl kiram 2000'di. Devletin %25 sınırı olmasına rağmen 4000 yaptım. 4000'i ikinci yıl 8000 yaptım. Yani her sene %100 kendim almadığım kadar, bir memur olarak almadığım kadar zam yaptım. Bu sene de TÜFE üzerinden yine memurların zamı %30 civarındaydı. Ben %65 bir zam yapmayı teklif ettim. Fakat kendisi böyle çok abartılı bir fiyat söyledi. Sonradan da bizi tehdit etti ve elinde olan normal kira senetimizin sonuna 2.0 ekleyerek 400.000 liralık bir senete çevirerek bizi icraya verdi. Şu an UYAP'ta resmi olarak dosyalar mevcut. Davalarımızı açtık, hem itirazda bulunduk hem bu konuyla ilgili evrakta sahteciliğe giriyor ve bunun ciddi sonuçları var, ciddi hapis cezaları var. Bunlarla ilgili gerekli davalarımızı açtık, avukatımızı tuttuk. Yasal süreç devam ediyor. Ben artık yani telefonla tehditlerden, normal tehditlerden vesaire bıktım. Hani artık zalimlerin hüküm sürdüğü bir dünyanın da olmaması gerektiğini hep düşündüğümden ben de karşı bir hamle olarak balkonumun camına tam olarak ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından astım. Bütün kiracılara da şu yüzden söylüyorum. Burada tam 3 blok var ve 54 tane kiracı var. Tamamı aynı kişinin kiracısı. Şimdi Bekir Bey şöyle düşünüyor. İşte yan daire şu an 0-15.000'e veriliyorsa benim dairem de 15.000'e diyor. Ama ben burada 3 yıldır kiracıyım. Hani 0 girenle 3 yıl önceki kiracının aynı düzeyde ödeme mantığını bir türlü kırabilmiş değiliz. Mesela ben geçen sene 8.000 ödüyordum. Bana telefon açıp dedi senden 44.000 lira zarardayım. Ne için zarardasınız dediğimde işte benim normalde dairemin ederi 12.000. Sen 8.000 lira verdin. 4.000 liradan işte 11 aylık zararım benim senden 44.000 gibi bir ifadesi var. Ama mesut sözü falan imza bana ait, geri kalanı kendisi dolduruyor. 380.000 lira yapıyor. Bundan dolayı da dava açtık kendisine. Suç duyurusunda bulundum. İcra takip şeyini durdurmaya. Şu an dava daha açılmadı. Bekliyoruz yani. Adli tatil bundan dolayı onu bekliyoruz. Ama icra takip 9. ayın ikisinde mahkemem var.